Sevgili arkadaşlar, paylı mülkiyetin mantalite olarak ne olduğunu zaten bir önceki videonun sonunda anlattık. Şimdi gelelim paylı mülkiyet nasıl oluşur ve sonrasında yönetim usulleri nasıldır? Paylı mülkiyetin oluşmasının en yaygın şekilde karşımıza çıkan örneği hukuki işlemdir. Günlük hayatta birden fazla kişi eğer ki bir eşyayı maddi olarak bölünmüş olmayan ama bölünebilir dedik. Bir eşya birlikte satın alırlar, birlikte onlara bağış yapılır veya trampa ederlerse alın işte arkadaşlar hukuki işlem yoluyla ortaya çıkan paylı mülkiyet ilişkisi. Yani hep biz burada gidip de bir taşınmaz satın almaktan veya araba satın almaktan örnek veriyoruz ama iki tane öğrenci... Gider arkadaşlar bir pizza siparişi verirler. Alın işte paylı mülkiyet. Bir tane Kola alırlar alın size paylı mülkiyet. Veyahut da arkadaşlar bir çorba alırlar alın size paylı mülkiyet. Yeter ki maddi olarak bölünmemiş bir eşya üzerinde birden fazla kişi belli paylarla malik olsunlar. Örneğin desem ki üç arkadaş pizza söyledik yarısını ben verdim. O zaman şöyle paylaşacağız ortadan ikiye keserim bu yarı benim. Diğerini de alın siz nasıl paylaşırsanız paylaşın yiyin birbirinizi diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Anladınız mı? Alın işte arkadaşlar gerçek manada bir paylı mülkiyet ilişkisidir. Bir Yani belki kavga ederler paylaşma usulünde. <laughs> ben neticede yarısını aldım. Sevgili arkadaşlar bir sakızda bile paylı mülkiyet olabilir mi? Elbette birden fazla kişi eğer tek bir sakızı satın aldıysa orada ortaya çıkan mülkiyet tarzı paylı mülkiyettir. Peki kanun tarafından paylı mülkiyetin oluştuğu durumlar var mı? Elbette var. Bir defa iki araziyi birbirinden ayırmaya yarayan o sınır işaretlerinin olduğu kısımlar var ya köylerde falan baktığınızda köylüler, tarla sahipleri orayı zaten bozmazlar. O hudut denilen, sınır denilen yerler vardır. Bazı yerlerde buna ark denilir, bazı yerde an denilir tırman denilen yerleri duydum. Dolayısıyla yöresel olarak sizin orada hangi ağızda kullanılıyor onu bilmiyorum ama her ikisinin de ekmediği bir hani doğal olarak kadimden beri bugüne kadar oluşmuş o sınır işaretleri vardır. Her iki arazinin paylı mülkiyetindedir. Yine hatırlayınız, edinilmiş mallara katılma rejiminde bir malın hangi eşe ait olduğu ispatlanamıyorsa ikisi de benim diyor ikisi de yeterince ispatlayamıyorsa o mal her iki eşin paylı mülkiyetindedir. Paylı mülkiyet karinesi vardı. Kanunen paylı mülkiyetin doğduğu durumlara yine bir örnek. Arkadaşlar idari bir kararla olabilir mi? İdari kararla olabilir. Özellikle özellikle bir tarım arazisinin imara açılmasında bazen bir başkasıyla paylı malik haline gelebilirsiniz. Ya da arkadaşlar bu arazi toplulaştırması ilgili idare arazileri topluyor. Bazen küçük bir parseli bir bütünleştirecek ama bir başkasına ekleyemeyince 3-4 tane parseli bir araya getirip tek bir parsel haline getiriyor ve eski metrekare oranlarına göre de kişiler orada paylı mülkiyet ilişkisine girişiyor. Son olarak mahkeme kararı ile olabilir. Mirastan hatırlayınız. Yani tara taraflardan birisi ortaklığa konu olan bir mal üzerinde veya ortaklık mallarının tamamı üzerinde paylı mülkiyete geçilmesini nereden mahkemeden talep edebiliyorlardı? Sulh hukuk mahkemesinden. Eğer ki anlaşırlarsa zaten hukuki işlem yoluyla paylı mülkiyet olur. Ama anlaşamıyorlarsa mahkemeden talep ettilerse mahkeme kararıyla oluşan paylı mülkiyet ilişkisi söz konusu olur. Böylece paylı mülkiyetin nereden doğduğunu da gördük. Gelelim paylı malın yönetimiyle ilgili alınacak kararlar. Çünkü ortada bakınız tek bir ev var, tek bir tarla var veyahut da tek bir araba var. Ama en az 2, 3, 4, 5 de olabilir, 10 da olabilir. Birden fazla kişi o arabada veyahut da o evde, o tarlada, o pizzada hak sahibi. Şimdi sevgili arkadaşlar kanun koyucu Aksi yönde bir anlaşma olmadıkça paylı mülkiyetin idaresini yani yönetimini şu usullere tabi kılmış. Diyor ki eğer diyor olağan bir yönetim işi varsa o halde neler olağan yönetim işi kapsamında sayılacak? Öncelikle bunu bilelim. Zorunlu ve acele işler. Mesela o araba şehirler arası seyahat halindeyken yolun kenarında kaldığı tamir ettirilmesi gerekecek, akü satın alınması gerekecek, motor arkadaşlar tamiri gerekecek. Bu artık olağan yönetim işidir. Hem zorunlu hem acele. İkincisi küçük onarımlar. Bir musluk tamiri gibi, bir evin camının tamiri gibi, bir çitle çevrili arazideki çitin yamanması gibi durumlar. Arkadaşlar ve son olarak tarımsal işler, ekili bir yerin sulanması, veyahut da gübre atılması bunların hepsi olağan yönetim işi kapsamındadır ve her bir paydaş diğerlerine sormadan bunu tek başına ne yapabilir? Yapabilir, yürütebilir. Geldik ikincisi önemli yönetim işleri. Kanun koyucu şu neviden işleri önemli bir yönetim işi olarak nitelendirmiş. İşletme usulünün veya tarım türünün değiştirilmesi. Mesela benzinle çalışan bir araba aldınız. Ona LPG tüp taktırma nedir? İşletme usulünü değiştirmek. Veyahut da tarım türünün değişikliğine şu örnek verilebilir. Arkadaşlar kıraç bir toprağa kuyu vurdurup sulu tarıma geçmek önemli yönetim işidir. Adi kiraya veya hasılat kirasına verme ya da yapılmış olan bu kira sözleşmesini Fes etme ikincisi bu Üçüncüsü toprağın ıslahı. Örneğin toprağı daha verimli hale getirmek için başka bir yerden toprak çekip oraya yayma veyahut da eğimini düzleştirme. Olağan sınırları aşan onarım ve yapı işi. Şurada dedik ki bir musluk tamiri veyahut da bir e, pencere kırılan camının tamiri olağan yönetim işi kapsamındadır. Ama o evin çepeçevre ısı yalıtımla yalıtım yalıtılması veyahut da dış cephenin boyanması artık olağan sınırı aşan yapı işlerine girmektedir. Bir paydaşın paydaşlıktan çıkarılması için mahkemeye başvurma. Arkadaşlar Paylı mülkiyet birlikteliği söz konusu ama bazen bir paydaş gerçekten diğerlerine yaka silke e, silkelettirip illa Allah ettirebiliyor. Yani neden oluyor bu derseniz hakikaten düşünün. Hani evin kullanımıyla ilgili Evi arkadaşlar ahlaksız işleri için kullanıyordur. Belki evin bir odasında bu kenevir yetiştiriyordur. Veyahut da araba diyorsunuz örnek veriyorum. Arabalarla sürekli şehirler arası seyahate gidiyor. Yani kararlaştırmadığınız şekilde kullanıyor. Drift atıyordur. İşte siz bundan artık seninle birlikte bu paydaşlığı sürdürmek istemiyoruz diyorsunuz. Zaten o kişi gönül rızasıyla gidip de bir başkasına satar ya da aranızdan birine satarsa burada artık mahkemeye başvurmayı gerektirecek bir durum kalmamıştır. Ama eğer ki kişi hem bu tarz tutum ve davranışlarını devam ettiriyor hem de ortaklık paydaşlıktan ayrılmak istemiyor, payını birine devretmek istemiyorsa işte o kişinin paydaşlıktan çıkarılması için mahkemeye başvurulabilir. Peki dikkat ediniz, bunun oranı ne? Bunun oranı pay ve paydaş çoğunluğu. Halbuki bunu her bir paydaş tek başına yapabiliyordu. <laughs> Peki sevgili arkadaşlar, başvurduk mahkemeye. Hakim ne yapacak böyle bir durumda? Öncelikle talep edenlerin iddialarının inandırıcı olduğunu ispat etmesi lazım. Eğer ki diğer paydaşlar yani pay ve paydaş çoğunluğuyla başvuranlar iddialarını ispatlarlarsa hakim o paydaşa diğerine der ki iradi olarak o payını devretmesi için bir süre tanır. Verilen sürede eğer ki kendisi devrediyorsa ne ala devretmiyorsa o pay mahkeme kararıyla satışa sunulur. Ve artık ister diğer paydaşlar satın alır ihaleye katılıp ister üçüncü kişiler böylece o kişi paydaşlıktan çıkarılmış olur. Sevgili arkadaşlar gelelim. Paylı mülkiyette yönetim ve tasarrufa ilişkin son konu başlığımız nedir o? Olağanüstü yönetim işleri. Olağanüstü yönetim işleri dediğimizde bir defa bir özgülenen amacın değiştirilmesi. Aldığımız o arabanın artık binek olarak değil de taksi olarak trafikte kullanılmasına karar verme. veya da meyve bahçesi aldık ağaçların sökülüp orada kuru veyahut da sulu tarıma dönüştürme orayı. Olağanüstü yapı işleri. Ne demiştik bakın küçük tamiratlara işte kapı koludur veyahut da musluktur kırılan camın değişikliği işte dış cephenin boyatılması veyahut da izolasyonla işte yalıtım yapılması bunlar olağan sınırı aşan yapı işleriydi. Arkadaşlar çatıyı açtırıp üzerine bir kat daha çıkma kararı ise olağan sınırları aşan yani tamamen olağanüstü yapı işi olarak nitelendirilecek işlerdendir. Ve son olarak paylı malın tamamı üzerinde tasarrufta bulunma, paylı malın tamamını devretme, tamamını rehin gösterme, tamamında taşınmaz yükü ya da malın tamamında yapılan tasarruflara ne girer. Malın üzerinde geçit irtifakı kurulması, sükna hakkı verilmesi, üst hakkı verilmesi. Yine arkadaşlar tamamında intifa zaten bunların hepsi tamamında oluyordu. İntifa payda oluyordu sadece. Ama tamamında yapıyorsak intifayı veya taşınmaz yükünü, taşınmaz rehnini o durumda da bunlar olağanüstü yönetim işi olacak ve oy birliğini gerektirecek. Sevgili arkadaşlar, sizlere Niteleme soracağını zannetmiyorum. Yani bir ev örneği verip de evin çatı tamiri hangisine girer? Bu konuyu size soracağına ihtimal vermiyorum. Size genelde şu ezbere dayalı bilgiler sunulur. Çünkü bazen nitelemek o kadar da kolay değildir. Acaba bu bir önemli yönetim işi mi yoksa olağanüstü üstü iş kapsamında mıdır? Bunu bazen uygulamada hakimler dahi ne yapamıyor? Nitelendiremeyebiliyor. İşte yargıtay bozuyor, tekrardan dönüyor vesaire kararlar. O sebeple şu kısımları bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Şimdi sevgili arkadaşlar meselemiz şu. Kanun bu şekilde bir yönetim usulünü belirlemiş ya Acaba paylı mülkiyette paydaşların tamamı bir araya gelip oy birliğiyle bir karar alıp kanunen belirlenen yönetim usulünün dışında bunları değiştiren bir karara varabilirler mi? Elbette varabilirler arkadaşlar. Oy birliğiyle, oy birliğiyle anlaşma yapıp yararlanmaya, kullanmaya veya yönetime ilişkin konularda kanun hükümlerinden farklı bir düzenleme yapmak mümkündür. Peki diyelim ki yaptık. Arabada yaptık, evde yaptık. Aldığımız bu karar zaten karara Lehe oy kullananlar, tamamı oy kullanacağı için oy birliği aranıyor. Onları bağlar nisbilik ilişkisi gelince. Bu bir sözleşme, yönetim anlaşması, yararlanma anlaşması. Peki birisi öldü, mirasçılarını bağlar mı? Elbette mirasçılarını da bağlar. Çünkü mirasçılar miras bırakanın hak ve borçlarını bir bütün olarak elde ederler. O borcun borçlusu, verdiği sözü yerine getirme yükümlülüğü miras bırakandaydı, öldü mirasçılara geçer. Peki cüz'i halefleri iradi olarak bir paydaş birine devretti, onu bağlar mı? Kural olarak arkadaşlar evet ama taşınmazlar bakımından bu anlaşmaların cüz'i haleflere karşı da ileri sürülebilmesi, yani ben gittim kendi payımı iradi olarak etrabeye devrettim ya, etrabenin de benim verdiğim sözde bağlı olabilmesi için taşınmazlarda imzaların noterde onaylanması gerekecek. ve Paydaşlardan birinin başvurusu üzerine tapu siciline şerh verilmesi gerekecek. Eğer şerh verildiyse böyle bir anlaşma yani Eyüp Hoca varken paydaşların oy birliğiyle yapmış oldukları bu anlaşma etrabeyi de bağlayacaktır. Ama eğer şerh verilmediyse etrabeyi bağlamayacaktır. Peki hocam kanun sadece taşınmazlarla ilgili şerh aradı. Zaten tapu kütüğüne bunlarla ilgili bir konuda yapılan anlaşmalar nisbi hak şerhidir bu. Bunun şerh edileceğinden daha önceden bahsettik. Taşınırlarda böyle bir kayıt kuyut var mı? Hayır. Peki taşınırlı bir malınızı mesela inekle ilgili yaptığınız bir anlaşmayı, arabayla ilgili bir anlaşmayı etrabeye karşı ileri sürebilecek miyiz? Evet ileri sürebileceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayınız tamam mı? Niye güldün etrabe? <laughs> 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 Merak ettim. <laughs> Sen herhalde kısım kısım dinliyorsun. Mesele inek değil. İnek üzerindeki paylı mülkiyet ben veyahut ben da... Edelim, anladım, yok, anladım. <laughs> tamam mı? <laughs> Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Ama inekte de çok para var canım. Etra be hayata niye bu kadar para olarak bakıyorsun? Yani para her yerde var. Parasız olmaz mı? hayat hocam. Para emek gösterirseniz her yerde var. Yaşam için para lazım. <laughs> para eşittir huzur demek değil aynen. ama huzura giden bir basamaktır. İşte aynen öyle. Şimdi aynen. sevgili Etrabe para ve huzur konusundaki sohbetlerimizi <gülüyor> ayrıca <gülüyor> ne yapabiliriz? Öğrenci arkadaşlara dinletebiliriz. Şimdi vakit dar bak hasta hasta ayaktayım. Tekrar nereye dönüyorum arkadaşlar? Aynen. Konumuza dönüyorum. Şimdi geldik paylı mülkiyette yasal ön alım hakkı. Son derece önemli bir konu. Sevgili arkadaşlar dikkat edin buraya. Şimdi öncelikle şunu bilin bakınız uygulamada sıklıkla karıştırılıyor. Arabada 3 kişi paydaşız. Ahmet, Mehmet ben. Ben payımı dilediğime satabiliyor muyum? Evet. Peki Ahmet'in, Mehmet'in öncelik hakkı var mı? Asla. Sevgili arkadaşlar bu öne alım hakkı taşınmazlar üzerindeki paylı mülkiyette söz konusu olur. Bakınız taşınmazlar üzerinde. Eğer ki bir paydaş payını tamamen veya kısmen. Kime üçüncü bir kişiye? Allah Allah buna ne oluyor ben anlamadım ya bazen bir tutukluk yapıyor üçüncü bir kişiye. Vallahi bu da bu da yoruldu. Arkadaşlar hakikaten kaç saattir bu da çalışıyor. Şimdi onu da istirahat ettirmek lazım. Şimdi diyoruz ki diğer paydaşlar, öncelikle satın alma hakkına sahiptir. Sevgili arkadaşlar bunun mantığı şu. Ortada bir taşınmaz var. Ev olur, arsa olur, iş yeri olur fark etmez. Şimdi birden fazla kişi malik mi? Evet 2, 3, 5 ve her birinin o mal üzerinde hangi oranda mülkiyet hakkının var olduğu belli mi? Evet 1 bölü 2 belki 3 kişiyiz 1 bölü 4, 1 bölü 4 olabilir. Şimdi mantık şu Madem ki ey 1 bölü 4'lük hissenin sahibi olan Ahmet Efendi. Bunu sen paraya ihtiyacın var. Bir para karşılığı gidiyorsun üçüncü bir kişiye satıyorsun. E biz ne arıyoruz burada? Niye bizim aramıza bak Ahmet Mehmet Eyüp varken elin Ayşe'sinin Fatma'sını Ali'sini getirip de bizim aramıza sokuyorsun. Madem ki ihtiyaç duyduğun paraysa benim de bu parayı sana verebilecek gücüm var veya Ahmet'in de bu parayı sana verebilecek gücü var. O sebeple eğer ki bir paydaş kendi payını üçüncü bir kişiye para karşılığında yani satış yoluyla iradi olarak devrederse kanun koyucu diğer paydaşlara burada Mehmet ve bana ...yasal olarak bir öncelikle satın alma hakkı vermiş. Tabii bunu biz kime karşı kullanacağız? Bunu Ahmet'in devrettiği kişiye. Ahmet satmadığı sürece benim Ahmet'e yöneltebileceğim bir hakkım söz konusu olmaz. O hak alım hakkıdır. Ön alım hakkı koşula bağlı bir alımdır. Ahmet birine satacak ki ben o kişiye gidip burayı benim sana göre öncelikle satın alma hakkım var onu kullanıyorum diyebileyim. Peki arkadaşlar burada korunan hukuki değer aslında paylı mülkiyet birlikteliğine yabancı birinin sokulmaması. İşin temel mantığı bu. Madem ki paraydı öncelik bunların olsun. Bunların vereceği para karşılığında saat. Sevgili arkadaşlar o halde eğer ki Ahmet payını bana devreder veya Mehmet'e devrederse ön alım hakkı diye bir şey olur mu? Hayır. Diğer bir paydaşa devirde sattığı takdirde ön alım hakkı olmaz. Kime satılmalıymış? Üçüncü bir kişiye paydaş olmayan bir kişiye satılıyor olmalıymış. Peki buradaki maksat neydi? Onun verdiği paraysa? ...bu parayı ben de veririm. Sen kaç paraya devrettin 1 bölü dörtlük hisseni taşınmaz üzerinde? Örnek veriyorum 50 bin. E onu ben de verebilirdim. O zaman ötekine diyorsun ki ben sana veriyorum 50 bin liranı, yaptığın o noter masraflarını... ...çekil aradan ver bana devret payını diyorsun. Benim sana karşı öncelikle satın alma durumum var. Ama eğer bu kişi, bu kişi para karşılığı değil de başka bir mal karşılığı devrediyorsa inek veriyorsa, araba veriyorsa bende diyebilir miyim? Aynı inek bende de var. Aynı araba bende de var. Hayır arkadaşlar çünkü araba aynı olsa, markası, modeli, kilometresi, yılı bile aynı olsa en azından ilgili kişinin kullanımı bile arabaya bir değer kazandırır veyahut da arabayın arabanın değerini düşürür öyle söyleyeyim. Serseri tipli birisinin kullandığı bir Mercedes almak ister misiniz siz şimdi her zaman baktığınızda? Geceleri drift atıyor sürekli arkadaşlar motora boğuyor yani durmayı bilmiyor kalkmayı bilmiyor. İşte böyle bir kullanımda kilometresi düşük olsa ne olur? Onun motor yorgunluğu aynı bedenini yıpratan insanın kalan ömrü gibidir. Sağlıklı bir ömür vermez onu unutmayınız. Sevgili arkadaşlar mantığını anladınız. Peki diğerine bağışlarsa kullanabilecek miyiz ya bana da bağışlasaydın denilmez ki bağıştaki kazandırma amacı başka bir amaçtır <laughs> veyahut da sevgili arkadaşlar o kişi cebri icradan aldı bakın lütfen dikkat edin haczedildiği birine olan borcundan dolayı Ahmet'in listesi icradan satılıyor biz bu durumda paylı mülkiyetten kaynaklanan ön alım hakkını kullanamayız. Eğer ki böyle bir ön alım hakkı bize bu durumda bile verilse, o zaman üçüncü kişiler niye ihaleye katılsın ki? Hiç kimse buna ne yapmaz, yeltenmez. Çünkü gidecek adam ihale masrafıdır, zaman kaybıdır. Alacak sonra ben gideceğim, ondan alacağım. Veya arkadaşlar mahkeme kararıyla bir başkasına geçtiyse, öldü Ahmet mirasçılarına geçtiyse ya da kamulaştırma zaten öyle bir durumda hiç kullanılmaz. İşte bu gibi durumlarda Yasal ön alım hakkı diye bir şey yoktur. Bu kullanılamaz. Tekrar ediyorum. Cebri artırmayla satış, miras yoluyla intikal, bağış yoluyla geçme, trampa yoluyla geçme. Trampa yoluyla geçme, mahkeme kararıyla devir. Bu gibi durumlarda ön alım hakkı kullanılamaz. Mantık ne olacak? Eğer ele para karşılığı devrediyorsan bak bunca yıldır biz paydaşız seninle aynı parayı biz de verirdik. Mantık bu zaten aynı parayı vermiyorsak gidip üçüncü kişiden de alamayız. Çünkü neticede üçüncü kişiye o payı elde etmek için ödediği satın alma bedelini bizim ona ödememiz lazım. Davada mahkeme depo etmemiz için süre verecektir. Sevgili arkadaşlar peki benim bunu kimden almam gerekiyormuş? Üçüncü kişiden çünkü ona devretti artık diyeceğim ki ona Ayşe'ye benim sana karşı sana sana göre öncelikle satın alma hakkım var bunu bana kanun veriyor diyeceğim. Arkadaşlar peki hangi sürede bunu kullanacağım? İşte diyoruz ki biz yapılan satış alıcı tarafından veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirildiği andan itibaren 3 ay ve en geç satıştan itibaren 2 yıllık hak düşürücü geçince sona erer. O halde noter tarafından bana alıcı veya satıcı Mehmet'e de bildirdi. Biz devri gerçekleştirdik. Ön alım hakkınızı kullanmak ister misiniz diye. 3 aylık süremiz var. Onlar bu bildirimi yapmadığı sürece 2 yıl içerisinde herhangi bir zamanda öğrendik ya biz gidip dava açabiliriz. Ama 2 yıl geçtikten sonra biz öğrensek de onlar bildirse de böyle bir hakkımız ortadan kalmaz. Hak sona erer düşer. Ön alım hakkı nasıl kullanılır? Ön alım hakkı satın alan kişiye... Dava açmak suretiyle kullanılır. Arkadaşlar yani alım ve geri alım haklarından farklı olarak burada bir beyan yetmiyor. Bunu mutlaka gideceksiniz. Asli hukuk mahkemesinde dava açmak suretiyle kullanacaksınız. Sevgili arkadaşlar peki <laughs> dava yoluyla kullanılır dedik. Şimdi burada karar verilmeden önce satış bedeliyle hakim diyecek ki satış bedeliyle alışıya düşen tapu giderlerini belli bir süre içerisinde knocked in depo et diyecek... bir hesap verecek, o hesaba yatır diyecek. Zaten kesin süre verir. Eğer süresinde sen gidip de alıcı kişinin ödediği bedeli artı bu masraflarını, tapu giderlerini oraya depo edersen yargılamaya devam edilir, karar verilir ve o kişi de alacağını oradan alır. Mahkeme kararıyla o hisse kime geçer? Kim dava açtıysa ona geçer. Eğer ben açtıysam öncel hakkımı kullanmak için bana. Eğer ki Mehmet açtıysa Mehmet'e. Peki, ikimiz de dava açabilir miyiz? Elbette, peki Ahmet'in 1 bölü 4'lük hissesini öncelikle satın almak için ben de dava açtım, Mehmet de dava açtı. Benim normalde hissem 1 bölü 2, Mehmet'in 1 bölü 4. Arkadaşlar burada artık ön alım yönünden Yargıtay diyor ki kanunda düzenleme yok. Her ikisi de o 1 bölü 4'ü eşit oranda edinirler diyor. Yani önceki paylarımız oranda bize intikal etmez. Bana 1 bölü 2'lik kısım verilmesi 1 bölü 2'lik ön alım hakkımın olduğu anlamına gelmez. %1'lik paydaş bile olsan senin de %99'luk paydaş olan gibi öncelikle satın alma hakkın vardır diyor kanun koyucu. O yüzden birden fazla kişi eğer ki dava ederse eşit olarak ne yapılırmış? Edinirler o pay kısmını. Sevgili arkadaşlar, peki bizim ön alım hakkımızı kullanmak istememiz aslında Ahmet o malı alacak olan Ayşe'de Fatma'da bir tedirginlik yaratır ve ona yanaşmazlar, satın almak istemezler. Ne diye tek parsel, müstakil bir yer almak varken gidip de bir paydaşların arasına girip sorun yumağı haline geliyorsun. Keyfin kaçar. Dolayısıyla arkadaşlar diyebilir ki o kişi Git diğer paydaşları ikna et. Eğer ön alım hakkını kullanmayacaklar ise ben bu taşınmazındaki hissene 5 milyon veririm, 1 milyon veririm diyebilirler. Sevgili arkadaşlar işte biz tamam Ayşe'ye yapılan satış için ön alım hakkını kullanmayacağız. Ayşe'ye yapılan satış için kullanmayacağız diye bir beyanda bulunursak bu beyanın yazılı şekilde verilmesine gere verilmesi gerekir ve buna biz vazgeçme diyoruz. Vazgeçme satıştan önce de olabilir, sonra da olabilir. Ama arkadaşlar bizim Ayşe'ye yapılan satış bakımından ön alım hakkını kullanmayacağımıza dair yazılı beyanda bulunmamız yani vazgeçmemiz Ayşe tarafından Fatma'ya satılması halinde de kullanamayacağımız anlamına gelmez. Belki de biz Ayşe ile paydaş olmayı kabul ettik ama Ayşe de gider Fatma'ya satarsa ona karşı yeniden ön alım hakkımız doğar mı? Evet, kullanabilir miyiz? Elbette. Ama eğer ki feragat edilmiş olursa, feragat dediğimiz bu durum arkadaşlar resmi şekilde yapılır, noterde ve tapu kütüğüne şerh verilir. Artık burada yasal ön alım hakkından feragat edilmiştir diye işte feragat edildiği takdirde artık Ahmet Ayşe'ye sattı Ayşe Fatma'ya o Musa'ya Musa, Musa Emin'e isterse 50 kişi el değiştirsin biz feragat ettiğimiz bu hakkı kullanamayız ama tekrar ediyorum... Feragat artık her türlü satış için ön alım hakkının kullanılmayacağına dair bir beyandır. Bunun resmi şekilde yapılması lazım. Tapuda da yapılır, noterde de. Uygulamada genelde noterde yapılır ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Böylece arkadaşlar bakın paylı mülkiyet konusunda şerhe dair 3 konudan bahsettim. 1- Yönetim usulünü değiştiren anlaşmalar. 2- Kullanmaya yönelik işte paydaşların almış olduğu kararlar. Ve üçüncüsü yasal ön alım hakkından feragat. Bunların hepsini ne yapabilirler? Şerh verebilirler. Sevgili arkadaşlar, yasal ön alım hakkı ne zaman kullanılır? Hangi sürede, hangi durumda kullanılmaz? Bunlardan bahsettik. Devam ediyorum. Şimdi bakınız. Paylı mülkiyet paydaşlar arasında bir birliktelik oluşturur. Bunu inek de alsanız oluşturur. Araba da alsanız oluşturur. Bir torba pirinç veya da şeker de alsanız taşınmaz da alsanız. Peki bu birliktelik kıyamete kadar devam edecek mi? Hayır. Arkadaşlar paylaşma istemek bozucu yenilik doğuran bir haktır. Ve paydaşlardan en az bir tanesi bunu dilediği zaman isteyebilir. Örneğin şekeri Gros'tan marketten aldınız geldiniz. Hadi hemen bir işte kilogram veya da ölçü aleti getireyim paylaşalım diyebilirsiniz. Kural olarak arkadaşlar bu bozucu yenilik doğuran hak her zaman kullanılabilir. Bakınız her zaman. Ama bazı durumlar var ki bu sebep ortadan kalkmadığı sürece paylaşma ya hiç yapılamaz veyahut da ötelenir. Arkadaşlar bunlardan birisi paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması. Mesela demiştim ya iki tane tarlayı birbirinden ayırmaya yarayan o sınır yerleri kanuna göre her iki taşınmaz malikinin paylı mülkiyetindedir. Ve burası bu amaç devam ettiği sürece orada imara açılma gibi bir durum olmadığı sürece artık ne olmaz arkadaşlar? Giderilmesi istenilemez bu birliktelik devam edecek. Yine dikkat ediniz hukuki bir işlem gereğince Mesela sevgili arkadaşlar paydaşlar aralarında anlaştılar. Dediler ki bu birlikteliği 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl, 15 yıl devam ettirelim. Kural olarak dikkat ediniz böyle bir anlaşma geçerlidir. Dolayısıyla nisbilik gereği kendilerine birbirlerine karşı verdikleri söze riayet edecekler. Ama biri öldü onun mirasçıları o sözde bağlı birine devrettik. Devralan verilen sözde bağlı ama taşınmazlar bakımından arkadaşlar böyle bir anlaşmanın bakın taşınmazlar bakımından böyle bir anlaşmanın cüz'i halefleri yani bir payı iradi olarak devralan kişileri de bağlayabilmesi için bunun resmi şekilde yapılması ve tapu kütüğüne de şerh verilmesi gerekir. Ancak o zaman o kişiler ben burayı aldım ama ya maalesef bu kişilerle 5 yıl daha bu birlikleri devam ettireceğim. Ben burada paylaşma isteyemeyeceğim diyebilmeli ve bunu göze alıyorsa satın almalıdırlar. Sevgili arkadaşlar peki dikkat ediniz. Bu en çok kaç yıllığına sınırlanabilir? En çok 10 yıllık bir süre için sınırlanabilir. Zaten şunu unutmayınız o şerh edilen nisbi haklarda şerhin koruyucu etkisi var ya arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde ve taşınmaz satış vaadinde en fazla 5 yıldı 5 yıldan sonra mesela sen 10 yıllığına yaptın taşınmaz satış vaadini yenilemek gerekirdi. 5 yıldan sonra şerhin etkisi sona erer artık sen o nisbi hakkı 3. kişilere karşı ileri süremezsin. Ama sevgili arkadaşlar dikkat ediniz diğerlerinde Diğerlerinde kanunda bir süre yok. O yüzden şerhin koruyucu etkisi en fazla 10 yıl devam eder. Burada da zaten paylaşmayı istememe yönünde yani paylı mülkiyet birlikteliğinin devamına ilişkin sözleşme 10 yıl süreyle yapılır. Ve bunun cüz'i halefleri de bağlaması isteniyor ise tapu kütüğüne ne yapılması lazım? Şerh verilmesi lazım. Ve son olarak uygun olmayan bir zamanda paylaşma yapılamaz. Ne demek arkadaşlar uygun olmayan zaman? Mesela tarlanın üzerinde daha tarım işte tarımsal bir işletme gereğince pancar ekildi ve altta üzüm asmaları dikildi. Orada meyveler toplanmadan, hasat edilmeden, pancar sökülmeden paylaşma yapılırsa bu bir uygun olmayan zamandır. Dolayısıyla arkadaşlar orada paylaşma yapılamaz. Şimdi paylaşmanın hangi durumlarda yapılamayacağından da bahsettik. Devam ediyorum. <laughs> geldik paylı mülkiyetin sona ermesine sevgili arkadaşlar. Burada bir paylı mülkiyet birlikteliği var ve dedik ki kural olarak her zaman bunu sona erdirebilirler. Paylaşmayı istemek bozucu yenilik doğuran bir haktı. Ha şurada bu ara bir önceki slayta tekrar döneyim. Mesela dikkat ediniz arkadaşlar kat mülkiyeti kanunu gereğince bir apartman dairesi veya o apartmanda bir dükkan mağaza aldığınızda onun altında yer alan arazinin de paylı maliki olursunuz kanun gereğince. İşte kat mülkiyeti sona ermediği sürece bu kişiler burada ne yapamaz arkadaşlar? Paylaşma yapamazlar. Yani gidelim şu kuzey tarafından ben örnek veriyorum 50 metrekare. Güneyden sana verelim oraları sen kullan. Arabanı park et diyemezler. Ne ortadan kalkmadığı sürece üstündeki bu kat mülkiyetine ilişkin kurallar sona ermediği sürece temeldeki arazi üzerinde bir paylaşım olmaz. Zaten arazinin bulunduğu tapu kütüğündeki sayfa işlemlere kapatılır demiş idik. Devam diyorum arkadaşlar. Peki, paylı mülkiyeti taraflar nasıl sona erdirebilirler? Bir defa bunlar anlaşmak suretiyle sona erdirebilirler mi? Elbette. Demin söyledim ya bir çuval orada ne var arkadaşlar? Şeker var. Veyahut da 20 litrelik teneke zeytinyağı aldılar. Hemen litreyle ölçerler, kiloyla ölçerler ve pay pay ederler. Böylece arkadaşlar bölüşerek sona erdirirler. Ya da kendileri satabilirler mi? Satıp parayı paylaşabilirler mi? Bu bir olağanüstü yönetim işiydi. Paylamanın tamamında tasarrufta oy birliğiyle karar aldılarsa sata, satıp parayı paylaşabilirler. Sevgili arkadaşlar peki paylaşamıyorlarsa sulh hukuk mahkemesinde ne davası açacaksınız? Paylaşma davası açacaksınız. Kim açacak bunu? Paylaşmayı isteyenler istemeyenlere karşı açacak. Bir kişi de açabilir hepsine veyahut da İhtiyari dava ortaklığı birden fazla kişi varsa onlar da birlikte davayı açabilirler. Şimdi sevgili arkadaşlar bu arada ihtiyari dava ortaklığı deyince birazcık kalbimdeki sesi dinliyorum öyle olması gerekir diye. Usulü kokunda lütfen farklı bir durum varsa aa Eyüp Hoca dedi demeyin iddialı olarak konuşmadım ama herhalde ihtiyari dava arkadaşlığı olur diyorum. Onu hakimlik grupları için oraya bırakıyorum. Usul bilginize müracaat edin. Şimdi ...paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa... ...taraflar anlaşmadılar. Ne oldu ya? Allah Allah. Heh. Taraflar anlaşamadılar. Sevgili arkadaşlar... ...o halde paydaşlardan en az birinin... ...talebi üzerine... ...hakim paylaşma yapacak. Hakim aynen bölünme suretiyle de... ...paylaşılmasına karar verebilir. Eğer ki böldü... ...birbirine denk değilse... ...örnek veriyorum bir dönüm bir dönüm bir dönüm böldü ama buradaki bir dönüm yola yakın daha verimli bir yerde diğeri daha dağ yamacına doğru öyle bir durumda değerler birbirine denk düşmezse hakim arkadaşlar para ekleyerek de bir denkleştirme ne yapabilir burada sağlar. Ve böylece örneğin bu verimli yeri alan diğerlerine 20'şer bin TL ödeyecek şeklinde bir hüküm kurabilir. Arkadaşlar bölme eğer ki uygun görülmezse veya bölünmesi durumunda mesela arabayı bölemezsiniz taşınmaz bölünebilir ama değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa açık artırma yoluyla satışa karar verir. Ve böylece paraların paylaştırılmasıyla paylı mülkiyet birlikleri sona erer. Ama eğer ki sevgili arkadaşlar satış sadece paydaşlar arasında yapılsın isteniliyor ise burada oy birliğiyle bütün paydaşlar hakime gidecek... ...efendim açık artırmaya dışarıdan katılım olmasın, bizim hepimiz 5 kişi, 10 kişi, kaç kişi ise paydaşlar... ...oy birliğiyle kendi aramızda yapılmasını istiyoruz diyebilirler. Ve böylece paylı mülkiyet ilişkisi sona erdirilmiş olur. Sevgili arkadaşlar bakınız bir önceki videonun sonunda paylı mülkiyetin ne olduğunu mantık itibariyle ve paydaşa her bir oradaki mülkiyet payı hangi yetkileri veriyor bunlardan bahsettik. Sonra bu videoda yönetiminden bahsettik, yasal ön alımdan, sona ermesinden bahsettik, oluşumundan bahsettik. Şimdi geliyoruz el birliği halinde mülkiyete. Bakınız Birden fazla kişi bir araya gelip istediği gibi bir kalemde, bir çorbada, bir sakızda bile, bir pizzada bile paylı mülkiyet birlikteliği oluşturabiliyor muydu? Evet. Peki birden fazla kişi bir araya gelip bir el birliği mülkiyeti oluşturabilir mi istedikleri gibi? Kural olarak hayır. El birliği mülkiyeti ancak kanunda tanımlanan belli ortaklıklara ait o ortaklık malları üzerindeki ortakların mülkiyet hakkıdır. Yani sen üç kişi bir araya gelip hadi bir el birliği mülkiyetiyle şu arabayı alalım diyemezsiniz. Bunun için o üç kişinin önce bir ortaklık yapısı oluşturması lazım. Mesela adi ortaklık işte o üç kişi Adi ortaklık adına araba aldı, para aldı veyahut da bir tarla aldı, sap aldı, saman aldı. Bunların üzerinde ancak o üç kişinin ne olur? El birliği halinde mülkiyeti olur. Yani ortaklığa konu olan mallar üzerinde ortakların kanunen sahip olduğu mülkiyet hakkıdır bu. Arkadaşlar ancak kanun gereğince, kanun gereğince el birliği mülkiyetinin oluştuğu durumlar Miras ortaklığı zaten kendiliğinden oluşuyor. Birden fazla mirasçı varsa kanunda öngörülen sözleşme. Bu nedir arkadaşlar? Bu da adi ortaklık sözleşmesi, mal ortaklığı rejimine geçmek için yapılan mal rejimi sözleşmesi, tamam mı? Onlar ve bir de aile malları ortaklığı dediğimiz durum var. Bu da sözleşmeyle olur. Bakın bu sözleşmeyle, bu sözleşmeyle bu sözleşmeyle nerede o adi ortaklık? Ha mal ortaklığı rejimi. Bir tek kanun gereğince miras ortaklığı halinde el birliği mülkiyet söz konusu olur. İşte bunların hepsi bir ortaklık yapısı ve bu ortaklığın ortaklarının ortaklığa konu mallar üzerindeki mülkiyetine biz el birliği mülkiyeti diyoruz. Peki bunun paylı mülkiyetten farkı ne? Sevgili arkadaşlar paylı mülkiyette bir defa tek bir mal var. Bu arabada, bu evde, bu pizzada Birden fazla kişi, iki kişi pizza sipariş vermiş, üç kişi araba almış, beş kişi ev almış. Bunların o mal üzerinde her birinin ne kadar payının olduğu, mülkiyet payının hangisinin hangi mal üzerinde olduğu belli mi belli. Mesela evde her birinin aksi kararlaştırılmadıysa 1 bölü 5, 1 bölü 5, pizzada 1 bölü 2, 1 bölü /2, 2, arabada 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 bu şekilde idi. Ama şimdi 3 kişi bir adi ortaklık kurdu. Şimdi bakınız o üçünün ortaklıktaki malların üzerindeki mülkiyet hakkı 1 bölü 3. Ama ortaklığa konu olan o mallar at var, inek var, koyun var, keçi var, kuzu var. Bir sürü saman almışlar, buğday hasat etmişler hangisinin üzerinde benim 1 bölü 3'lük bir hissem var bu henüz belli değil. Bunu belirlemek için ya paylaşmamız lazım belki bana inekten attan kalmayacak hepsi tavuktan arkadaşlar horozdan olacak. Veyahut da belki benimkisi tarladan olacak bir diğerine arabadan hisse verilecek ya da paylı mülkiyete geçmekle olur bu belirleme. Yani şu anda belli değil aynı şey karı koca arasındaki mal ortaklığı rejiminde de söz konusudur. <laughs> Biz mal ortaklığı rejimini seçtik örnek veriyorum arkadaşlar bakın. Benim o edinilmiş mallardaki edinilen kısımlar var ya burada artık ortak mal olur. Yani bir torbaya attık 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 kazançlarımı tamam mı altınlar var paralar var gümüşler var. Eşim tarafından evliyken alınan arsalar var şunlar var bunlar var bak. Torbanın bir bölü ikisi eşime ait 1 bölü 2'si bana ait ama paylaşma yapılmadan bana bunun içindekilerden hangisinden pay düşecek o belli değil. Birinci farklılık bu ikincisi de arkadaşlar giderlerden sorumluluk hatırlayınız. Paylı mülkiyete konu olan malın masraflarından ondan sonra vergilerinden herkes payı kadar sorumluydu. Eğer biri payından fazlasını ödemişse diğerlerine rücu etme imkanına sahipti. Halbuki burada müteselsiz sorumluluk söz konusudur. Alacaklılara karşı, üçüncü kişilere karşı. Sevgili arkadaşlar, ortakların burada belirlenmiş payları yoktur. Her birinin hakkı ortaklığa giren malların tamamı üzerindedir. Zaten bunu izah ettim biraz önce. Şimdi burada gerek yönetim ve tasarruf işlemleri Oy birliğiyle yapılır. Kural budur arkadaşlar. Halbuki biz paylı mülkiyette üçe ayırıyorduk. Olağan iş her biri bir, bir baş, başlı baş başına yapabilir. Önemli iş pay ve paydaş çoğunluğu gerektirir. Olağanüstü işlerde oy birliği. Burada arkadaşlar her şey aslında yönetim işi de tasarruf işi de oy birliğiyle alınacak karara bağlı. Ama ortaklardan her biri topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Yani korumaya yönelik Cam kırıldı, camın değiştirilmesi, o basit işler var ya, onları her biri ne yapabilir? Başlı başına yapabilirler. Sevgili arkadaşlar, ve burada bu el birliği mülkiyeti ne zamana kadar devam edecek? Zaten mirastan kaynaklananı miras hukukunda ben anlattım. Yani paylaşma yapılmadığı sürece el birliği mülkiyeti devam eder. Arkadaşlar, burada da topluluk devam ettiği sürece mesela Karı koca arasındaki mal ortaklığı rejimi. Mal ortaklığı rejimi sona ermediği sürece bu el mülkiyeti giderilemez. Adi ortaklık sona ermediği sürece ortaklık tasfiye edilip de el mülkiyeti sonlandırılamaz. Mal ortaklığı rejimi aile malları ortaklığı rejim aile malları ortaklığında da aynı şey söz konusudur. Paylaşma yapılamaz ve bir pay üzerinde tasarrufta bulunulamaz. Sevgili arkadaşlar peki el mülkiyeti nasıl sona erer? Malın tamamını oy birliğiyle devrederler, biter. Hepimiz arabayı sattık, hepimiz inekleri sattık. Veya topluluk dağılır, biter. Ya da paylı mülkiyete geçilmek istenilir ve istek üzerine veya mahkeme kararıyla geçilir. İşte böyle bir durumda artık el birliği mülkiyeti sona erer. Aksine bir hüküm bulunmadıkça paylı mülkiyet hükümlerine göre paylaştırma yapılır. Yani açılan davada kural bu. Ama arkadaşlar miras ortaklığı ile ilgili özel düzenleme var mı? Veyahut da aile malları mal ortaklığı rejimine ilişkin özel düzenleme var mı? Var. Ama aksi yönde bir düzenleme yoksa paylı mülkiyetteki hükümler el birliği mülkiyetindeki paylaşmada da uygulanacaktır. Yani mümkün mertebe aynen özgüleme eğer bölünen kısımlarda değer farkı varsa parayla denkleştirme sağlanacak. İşte bunun gibi hususlara dikkat edilir. Eğer imkan yok veyahut da kabul görmüyorsa böyle bir paylaşma mal satılır pazarlık veya açık artırma usulüyle ve kimlere da şey, açık artırma özür diliyorum satılır. Ve bedeli dağıtılır ama oy birliğiyle karar alınıp açık artırmanın kendi aralarında yapılmasını da talep edebilirler mi? Elbette talep edebilirler. Böylece arkadaşlar kişi sayısına göre mülkiyet türlerini bitirmiş bulunuyoruz. Zaten tek bir kişi varsa malik olarak bu saat benim burada tek başına mülkiyet var. Ama eğer ki bu saati 3 kişi alsaydık burada artık ne olurdu? Paylı mülkiyet yani birlikte mülkiyet olurdu. Hem birlikte mülkiyeti hem el birliği mülkiyetini gördük. Borçlardan müteselsiz sorumluluğun söz konusu olduğunu unutmayınız. Böylece slaytı bir kontrol edeyim. Galiba evet taşınmaz mülkiyetine kadar hepsini anlattık. Bir sonraki videoda konu itibariyle mülkiyet çeşitlerine geçmiş bulunacağım. Müzik